Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yıl boyunca asla bozulmayacak limon saklama şeklini göstermek istiyorum. İyi seyirler dilerim. Elimde 4 tane limonum var. Kullanacağınız kavanoza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bol suda güzelce yıkadıktan sonra şöyle uç kısımlarını keserek tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Sizlere de iyi seyirler dilerim. Halka halka doğrayarak limonlarımı hazırlayacağım birer santim aralıklarla doğramanız yeterli olacaktır. Bugün Fas mutfağından ve Ege mutfağından bir tarif hazırlıyoruz. Limon saklamanın en güzel şekli bu şekilde hazırladığınız zaman salatalarınızda, balıklarınızda ya da meze olarak kullanabilirsiniz. Limonları doğramayı tamamladım. Yarım litrelik cam kavanozlar için hazırlayacağım. Salamura tuz'a ve defne yaprağına ihtiyacımız var. Hem lezzet veriyor defne yaprakları hem de kavanozun görüntüsünü çok güzel oluyor. Şimdi kavanozun tabanına şöyle halka halka doğranmış limonlardan yerleştirmeye başlayalım. Her bir limon diliminden sonra yarım tatlı kaşığı tuz kullanacağız. Ee, bu tarifte bol bol tuz kullanıyoruz. Çünkü hazırladığımız zaman limon kabuğunun acılığını hissetmemek için e, tuzla birlikte salamura olmasını sağlıyoruz. Bir dilim limon yarım tatlı kaşığı tuz şeklinde kavanozun içerisine sıralıyorum. Limonun bu şekilde saklandığını ilk kez görüyorsanız yorum kısmına limon emojisi koyar mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. O kadar güzel kokuyor ki şu anda tam limon mevsimi. Limon mevsimi geçmeden bu tarifi uygulayın derim. Aralarına şöyle 1-2 tane de defne yaprağı sıkıştırmayı ihmal etmeyelim mutlaka sıkı sıkı doldurmamız gerekiyor 1 tane kavanoza yaklaşık iki buçuk tane limonu sığdırdım tam sıkı sıkı bastırdım çünkü böyle bolca da tuz kullandım ben 2 tane kavanoz hazırladım dilediğiniz kadar hazırlayabilirsiniz Şöyle son olarak üzerine yine yarım tatlı kaşığı tuz ilavesini yapıyorum. Kavanozun kapağına denk gelecek kadar oda ısısında bulunan içme suyu ekleyelim. Sizlerle ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsak, kanalımda her evde olan malzemelerle fikirler, tarifler vermeye çalışıyorum. Önümüzde Ramazan ayı var. Her gün yeni fikirler elde etmek için abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi kullanılmamış temiz bir kapak yardımıyla sıkıca kapatalım. Güneş görmeyen bir yerde bir ay bekleteceğiz. Bir ayın sonunda kullanmaya başlayabilirsiniz. Şöyle tuzun erimesi için hafif çalkalıyorum. Şöyle ikinci yöntemi de göstermek istiyorum. Bir miktar üzerine kapak olması için Şöyle zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Su yerine tamamen zeytinyağıyla da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Daha sonra zeytinyağını salatalarınızda kullanabilirsiniz. Ben daha ekonomik olmasını istediğim için açıkçası tamamen zeytinyağı yerine suyla doldurmayı tercih ettim. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmayacaktır. Görüntüsü de oldukça iştah açıcı görünüyor. Bugün Fas mutfağından mutfaklarımıza kadar uzanan limonun kokusuyla limon turşusu hazırladık. Lütfen denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi bırakmayı unutmayınız. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet, şifa olsun.